Sen Onda Tunç'la çalıştın değil mi abi? Hı hı. Çalıştım, evet. Nasıldı? Yani biraz anlatabilir misin? Hı. Hatırladıklarından. Enteresan hikayelerin ya da bir şeylerin var mı? Şimdi Onda abi aslında anlatmak biraz zor. Çünkü hakikaten çok şahsına münhasır bir adamdı. Hı hı. Bir defa hani korkunç bir müzisyendi tabii ki. Onu kabul ediyorum. Yani hiçbir şekilde tartışmasız. Ve hatta mesela yaşı benden büyük olmasına rağmen benden daha genç düşünen bir insandı. Yani bizim dinlemediğimiz şeyleri bile o zamanlar dinlerdi, anladın mı? Yani böyle çok enteresan bir adamdı hakikaten. Müzik konusunda hakikaten çok iyi bir adamdı. Yani bu tartışmak mümkün değil zaten. Yani onu kenara koyalım. Ama bir de insanlığı vardı. Ben birazcık örnek almışım diyebilirim o tarafını. Çünkü hani eğitim vermek konusunda ya da kendimi bu kadar açmam konusunda mesela bana çok açık şeyler öğretmiştir. Çünkü Onda abiden öğrendiğim bir şeydir bu. Şöyle bir şey yapmıştı bir gün. Benim herkes aslında kapım açık. Yani yeni aranjörler sürekli onu arıyorlar, şunu yapıyorlar ama tabii birazcık da seçici davranıyordu. Yani bir şey gördüğü, yetenek gördüğü insanlara çengel takıyordu. Dolayısıyla öğretmeyi çok seviyordu. Ve hani onun tezgahından geçmiş de bir sürü aranjör vardır tabii bu arada aramızda hala iş yapan. Dolayısıyla önemli bir adamdı ve öğretmeyi de öğrenmeyi de çok seven. İşte belki de kendime düstur aldığım konulardan bir tanesi de budur yani. Başarının aslında anahtarı birazcık orada. Hı-hı. Çok önemli bir adamdı. Hakikaten çok erken gitti. Çok. Gerçi mesela ben onunla abiyle çalışmaya başladığım zamanlar 40 küsur yaşlarındaydı. Bana şey demişti bir gün. Yaklaşık 50'lerime gelmeye yakın bir senfoni besteliyordu zaten kendisi. Hatta Sezen Aksu'nun Deli Kızın Türküsü diye bir albüm vardır. Orada bir parça vardır. O parçada o senfoniden ufak tefek nüanslar da vardır. Orada öyle bir şey yapmıştır onunla abi. Dolayısıyla böyle bir senfoni yazıp bu işi noktalayacağım demişti bana. Belki de o senfoniyi bitirmediği için üzülüyorum. Anladım abi.